Ben 1894 yılında Sivas'ın Şarkışlası'nın Sivrialan köyünde doğmuşum. Avşarboyu'nun Şatırlı obasındanım. Anam rahmetli koyun sağmadan gelirken yol kenarında dünyaya getirmiş beni. Göbeğimi bile kendisi kesmiş garibim. Nasıl başlarsa öyle gider diller ya. Sıkıntı, illet ve de gariplik o günden sonra hiç yakamı bırakmadı. O vakitler bir illet vardı, çiçek dillerdi. İki kardeşimi çiçeğe verdik. Ben de 7 yaşımda yakalandım. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Hani diller ya, dertsiz baş, yarasız ağaç olmaz diye. Benimki de o misal. Babam oyalanayım diye aha bu sazı verdi elime. Molla Hüseyin'den saz çalmayı, Ali Ağa'dan da Camışık avazını öğrendim. Seferberlik olduğu zaman herkesi orduya aldılar. Bir ben ödeyemedim vatana borcumu. Ne yazık ki bana olmadı kısmet. Düşmanı denize dökerken millet. Tek avuntum yine sazım oldu. Önceleri başka ozanların türkülerini okurdum. Sonra Maarif Müdürü Ahmet Kutsi Tecer Beyefendi'nin teşvikiyle kendi türkülerimi de okumaya başladım. Köy enstitülerinde öğretmenlik yaptım. Gücüm yettiğince diyar diyar dolanıp derdimi anlatmaya çalıştım. Yanımda hep yoldaşım İbrahim var idi. Bir vakit Metin Erksan tarafından hayatım filme alındı. Ama o da komple sansürlenen ilk film oldu. Yayınlanamadı yani. Sevabıyla, günahıyla çok şey sığdırmaya çalıştım şu karanlık dünyama. Açlığı da bildim, çaresizliği de. Yalnızlığı da gördüm, ihaneti de. Hep en sevdiklerimi aldı kader elimden. Dost, dost diye nicesine sarıldım. Sadakati hep yine kara toprakta buldum. İki kapılı bir handa, uzun ince bir yolda ömür doldurdum. Badem dolunca da bu dünyadan, bu alemden gider oldum. Geriye bir sözüm, bir de sazım kaldı. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Lal olsun dillerin söyleme ya dahi. Garip bülbül gibi ağır zar etme hey, zar etme hey. Zar etme hey, zar etme hey. Şimdi söyle bakalım evladım, bilebildin mi ben kimim? Sanatçımız İshak II. Tekgül'e çok teşekkür ediyoruz. 20. yüzyıl Türk aşık edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan halk ozanımız kimdir? A. Neşet Ertaş, B. Aşık Mahzuni, C. Aşık Veysel. Pelin Hanım, öncelikle sanatçımıza çok teşekkür ediyorum ben. Çok güzel canlandırdı. Duygulanmamak elde değil. Kendim de bir Sivaslı olarak Anadolu coğrafyasında müthiş bir kültür yatıyor. Ve türküler bizim gerçekten özümüz, benliğimiz. Bu şıklarda görülen 3 büyük sanatçımız var. Tabii biz birisini söyleyebiliriz şu an. Hem Neşet Ertaş hem Aşık Mahzuni bu ülke topraklarının yetiştirdiği çok çok önemli sanatçılar. Ben tekrar sanatçımıza teşekkür ediyorum bir Sivaslı olarak ve bu sorunun cevabını Aşık Veysel olarak yanıtlamak istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.